Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik küresel bir etkinlik olan Genç Girişimciler Fikir Maratonu başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Geleceğimizin teminatı gençlerle Antalya'yı birlikte yöneterek geleceğe yürümeye devam edeceklerini söyledi." Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Habitat Derneği ve UNICEF ortaklığında yürütülen Antalya Genç Girişimciler Fikir Maratonu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde başladı. 24-26 Nisan tarihleri arasında 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gençleri yalnız bırakmadı. Evet. Sen? Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek gençlerle bir arada olmaktan her zaman mutlu olduğunu, onların görüş, düşünce ve fikirlerine önem verdiğini belirtti. Başkan Böcek gençlerle birlikte yol yürüyeceklerini de vurguladı. Şunu özellikle seçim öncesi de söylemiştim. Gençler bu ülkede sadece siyasi partilerin bayrağını asan değil, gelecekle ilgili onların fikri önemli. Onların sadece seçim günlerinde hatırlamadan 365 gün geleceğimizin teminatı diye boşa söylemedik. Gençlerimizle beraber hep birlikte inşallah Antalya'mızda da genç bunun yanında üniversitede gönüllü topluluklarımız var, onların başkanları da var. Gençlik kolu başkanım var, başkanlarımız var. Hep beraber, sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nin gençlere yönelik projelerinden biri olduğunu da belirtti. Burada gerçekten kendi eviniz gibi, buradaki çalışma arkadaşlarımla beraberce çalışacağınız, birçok etkinliklerde fikir alışverişinde bulunacağınız birçok programlarda da yine beraber olacağız. Başkan Muhittin Böcek daha sonra gençlerle birlikte sohbet etti, talep ve isteklerini dinleyerek not aldı. Muhittin Böcek Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'ni de gezdi, bilgi aldı. Sizle beraber Polonya'ya gidiyoruz Temmuz ayında. 2000-2022 yıllarında dünya çapında 43'ten fazla ülkede Genyu Yat Challenge ismiyle düzenlenen Genç Girişimciler Maratonu, gençleri eğitim, girişimcilik, istihdam edebilirlik ve genç katılım konularında yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeleri için bir araya getirdi. Geçirmeyi amaçlıyor. Türkiye'de UNICEF ve Habitat Derneği tarafından Geleceği Eşit'te projesinin parçası olarak uygulanıyor.